Türkiye nereye gidiyor? 1976 yılında stajla başladığım devlet görevimde 30 hükümet, bir o kadar başbakan ve bakanlar görüp milliyetçi cephe hükümetindeki devletin içindeki derin güçlerin dün olduğu gibi bugün de kullandığı kirli örgütlerin eliyle şehit edilen bağımsız bakan Gün Sazak yanında 80 ihtilali sonrası halkın ekserisiyle yeter artık denilerek iktidara getirilen rahmetli Turgut Özal'dan bugün 6 bakanlığın görevini yürüten ve belki de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en dürüst bakanlarından biri olarak çalıştığım rahmetli Adnan Kavya de danışmanlık yaptım. Üzülerek söylemek istiyorum ki bu ülkeye bir çivi çakmak isteyen dürüst, namuslu, Allah'tan korkan ve ahiretin hesabını yapan vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat sevdalısı, ne kadar başbakan, bakan, bürokrat, Aselsan'da öldürülen mühendisler, düşürülen uçaklar gibi çalışan milli insanlar bütün bu olayları birebir yaşayan birisi gibi teessüfle söylüyorum ki maalesef dün olduğu gibi bugün de tedbir alınmazsa yarında kirli derin güçlerin ve menfaat şebekelerinin eliyle insanlar katledilip yok edilecektir. Bugüne kadar maalesef sonuç alınmayan bu faili meçhullerden hesap sorulmaz, tedbir alınmazsa insanlık ve değerlerimiz yok edilmeye devam edilecektir. Bugün de aynı oyunlar Osmanlı'nın bakiyesi gürbüz Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 öncesi karanlık günleri hatırlatır gibi gizli şebekelerin elinde oyuncak hale getirilip Türkiye'yi fuhuş ve uyuşturucu bataklığıyla antidemokratik uygulamalarla dünyanın gözü önünde karalama kampanyaları devam ettirilmek istenmektedir. Küresel güçlerin ve sermayenin sahte korona darbelerinden sonra artık bundan sonra bu oyunlara gelmeyip alınan tedbirlerin sonunda dünya ülkeleri gibi biz de de HES hayat eve sığar diyerek milleti eve hapsetmek yerine üretim seferberliğine ve Türkiye'mizin 2023 hedeflerine kitlenmesi için demokratik yapılanma içinde acilen gereken tedbirleri alıp milletimizin önünü açmalıyız. Merhum Erbakan hocam 40 yıl evvel bugün içlerinde bakanlık, başbakanlık, milletvekilliği yapanların da bulunduğu bir toplantıda sormuştu. Bu ülkede güç kimdir? Cevaben yasama, yürütme, yargı vesaire dendi. Net bir şekilde reddedip doğru hedefi gösterdi. Ülkedeki tek güç medyadır. Ne derse o olur. Geçen süre içinde maalesef hatalardan ders de alınmamış, tarihin tekerrür etmemesi, Türkiye'de yıllar sonra oluşan istikrarın bozulmaması adına milletimizden WhatsApp ihbar hattımıza gelen uyarıları Sayın Cumhurbaşkanımıza ileterek bu mesuliyetten kurtulmayı borç biliyorum. Türkiye'mizin bugünkü hali, başta savunma sanayi ve ülkenin imar çalışmaları ile donatıldığı hızlı bir yükseliş trend yakalayan ülkemizde, günümüzde işin başka bir yönüyle bakıldığında maalesef bazı derin güçler ve tehlikeli unsurlar yurt dışındaki işbirlikçilerin kuklası haline getirilmiş ve ülke 80 öncesi derin kirli güçlerin elinde oyuncak olmuş. İhaleler, uyuşturucu, fuhuş bataklığı, yıllardır yapılan güzel çalışmalar gizli bir el tarafından, başta İstanbul olmak üzere, Yeniden diriltilmek istenmektedir. Dünyanın uyuşturucu merkezlerinden birisi İstanbul, birisi Adana mı? 1961'den beri yaşadığım İstanbul'da kimin eli, kimin cebinde çok iyi bilirim. İstanbul son birkaç yılda her yönüyle yaşanmayacak bir hale getirildi. Uyuşturucu, fuhuş ve yolsuzluklarla ilgili mücadele yapanlar pasif görevlere mi alındı? Medyanın dünya hakimiyetinde söz sahibi olduğu bir dönemde iddiacıların bizim de ihbar hattımıza zaman zaman yapılan fakat bir türlü netice alamadığımız iddiaları milyonlarca beğeni alırken devlet tarafından yapılan cevaplarda yüzde bir bile beğeni alınmadığı gerçeği de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de son yıllardaki bu faaliyetlere hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı veya ilgili birimlerin müdahalelerinden ziyade artık kendilerine kendisinden başkasından çözüm bulunamayacağından milletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesini beklemektedir. Her hafta program yaptığım ve iki günde köşe yazım bulunan Akit Televizyonu ve gazetesinde bu ülkede seçilmişlere müdahale olursa tankların önüne öfkemizle çıkarız dedik. Paralel çetelerin 400 bin sahte fake tweet ve satın alınmış maaşları kadar kıymeti olan köle, köşe yazarlarının medya saldırısına maruz kaldık. Tabi her zamanki gibi biz haklı çıktık. Yıkılmadık, ayaktayız. Durmak yok, hakkın hatırı için yola devam diyoruz. Fehmi Öztürk olayı. Sosyal medyada ATV, Akit TV gibi ulusal kanallar yanında pek çok haber kanalında onlarca defa izlediğimiz ailesinin önünde bütün kemikleri kırılıp hastanelik edilen Fehmi Öztürk adlı şahsın 50 milyon dolarlık mallarına çökenler, mahkemelerin kararını uygulamayıp reddeden mahkemeler ve sanıklarla ilgili yapılan ciddi iddialar en kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu karanlık ilişkiler ve kumpas davalarının kendilerini yıprattığı ve 83 milyonun gözü önünde ceryan eden bu karanlık olaylara müdahale ederek haklıya hakkı verilip haksızdan da hesap sorulmadıkça devletin ilgili birimlerinin aklanması asla mümkün olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidarı yanında Cumhur İttifakı'nın da yıpratılmasını hedef alan bu gibi olayları acilen müdahale edip gereğini yapmalıdır. Geciken adaletin, adaletsizliğin ortadan kaldırılarak bir gün herkese lazım olacak şekilde gerçek adalet acilen tesis edilmelidir. Vesselam.